Değerli futbol severler, futbol plat ekranlarından herkese merhabalar. Bugün size gündemdeki en sıcak gelişmeleri ve manşetleri aktaracağız. Süper Lig'de 17 puan farkla şampiyonluğa koşan Trabzonspor, Antalya Sporu 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalisti oldu. Fırtınaya turu getiren golleri Vişca ve Berat Özdemir kaydetti. Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'nun diz kapak alt bölgesinde kırık belirlendi. İkinci MR'da da kırık çıkarsa sezonu kapatacak. Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı maç sonunda tur için mutluydu. Ancak Vitor Hugo'nun sakatlığının kendisini üzdüğünü söyledi. Avcı şöyle konuştu: "Baskılı oynadık, direkten dönenlerimiz var. Son haftalarda belki 11 gol attık ama direkten dönenlerimiz de var. Yüksek şiddetli maçtan çıktık. Taraftar harika şekilde destek verdi. Onlara hediye ediyoruz." Trabzonspor'un yarıştığı her kulvarda hedefi o kupayı kazanmaktır dedi. Fenerbahçe'de herkesi heyecanlandıran Arda Güler'in hakkında teknik direktör İsmail Kartal'ın açıklamaları camiada tepki toplamaya devam ediyor. Slavya Prag maçından önce onu korumak istiyorum diyen deneyimli çalıştırıcı Kasımpaşa mücadelesinden sonra ise 3 hafta önce Arda'yı Türkiye'de kimse tanımıyordu. Şimdi bütün Türkiye Arda'yı konuşuyor. Fenerbahçe tarihinde son zamanlarda ilk defa bu kadar genç oyuncuları oynatan bilim ifadelerini kullandı. Oysa Kartal'dan aylar önce Vitor Pereira Arda Güler'i sahaya sürmüş, sözleriyle de genç yıldız adayını fazlasıyla onurlandırmıştı. Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda Güler, Kasımpaşa Fenerbahçe maçını tribünden takip eden A milli takım teknik direktörü Stefan Kunz'un dikkatini çekti. Kunz önümüzdeki dönemde genç yıldızı yakından takip edecek. Üst üste 3 galibiyet alan Fenerbahçe'de hedef ligi ikinci bitirip Şampiyonlar Ligi'ne katılmak. Bu hafta yarıştaki rakiplerin neredeyse hepsi kayıp yaşarken Konya Sporu ile fark 3'e düştü. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kayseri Sporu ağırlayacak Beşiktaş'ta tek hedef kazanarak önce yarı finale çıkmak, sonra final ve kupaya uzanmak. Saat 20.30'da başlayacak maç A Spor'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş'ın Eylül 2020'de kadro dışı bıraktığı Lens, flash açıklamalarda bulundu. ESPN'e konuşan 34 yaşındaki oyuncu, takımdan atıldım ve ayrı antrenmanlara başladım. Ama ne yazık ki başka bir takıma transfer olamadım. Kimseye çamur atmak istemiyorum. Ancak gitmemi istiyorlar. Beşiktaş benim maaşımı ödemekten kurtulmak istiyor. Şu anda iyi bir para kazandığımı düşünüyorum. Daha önce ayrılmayı düşünmüyordum. Ancak şimdi çok para kazanıp oynamamaktansa %10 indirimi tercih ederim ifadelerini kullandı. Hollandalı Yıldız'ın bu sözleri sosyal medyada alay konusu olurken çok indirim yapmış ya, %5 yeterdi gibi espirli ifadelerde kullanıldı. Göztepeveriz'de galibiyetleriyle büyük moral bulan Galatasaray, arka arkaya 4 kritik maça çıkacak. Lig'de Konya ve Beşiktaş karşısında sınav verecek, Avrupa Ligi'nde ise Barcelona karşısında tur arayacak. Sezon başında büyük umutlarla transfer olduğu Galatasaray'da 2 haftadır kadroya alınmayan Morutan, yeniden rotasyona dahil edilecek. Torrent'in özel olarak Morutan ile ilgilendiği ve Rumen oyuncuya sana ihtiyacım olacak. Her zaman oynayacakmış gibi hazır olmalısın. Çok yeteneklisin ancak çok çalışmalısın." dediği öğrenildi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas erken seçim çağrıları ile ilgili konuştu. 3 seneliğine göreve seçildik. Önemli projelerimiz var. Galatasaray için doğru olduğunu bildiğimiz yoldan geri dönmeyeceğiz ifadelerini kullandı. Galatasaray'da ismi uzun süre gündemde olan ancak transferi gerçekleşmeyen Getson Fernandes için Başkan Burak Elmas konuştu. O mar dahil 15 yabancımız vardı ve acil transfer yapmamız gereken mevkiler vardı. Önceliklerimizi tercih ettik. Getson'da piyasada Galatasaray'a gelmesi mümkün olan oyunculardandı. O şartlara göre transfer olmazdı. Önümüzdeki senede yabancı sınırı var. 3 yabancı transferi yaptık. Bazı yabancılarla yolları ayırdık. Getson transferini yapabilirdik. Teklif de vardı elimizde. O dönemki mali şartlar doğrultusunda yapmamayı tercih ettik. Pişman değiliz. Zaten daha erken. Potansiyel yıldız adaylarını Kampos, Sensibil ve ekibiyle izlemeye başladık. Getso'nun hata olup olmadığını gelecek sene göreceğiz. Ülkemiz bu tür konularda biraz erken karar veriyor ifadelerini kullandı. Başkan Elmas Göztepe maçı öncesi Fatih Terim'le bir araya gelen ve fotoğraf paylaşan Arda Turan'la ilgili konuştu. Arda'nın Galatasaray'ın eski hocasıyla birlikte olmasından ve yemek yemesinden hiçbir rahatsızlık duymadığını belirterek bu hassas ve mevcut hocasının bir eleştirildiği bir dönem, daha fazla sorumlu davranması ve öyle bir resim koymaması gerekiyordu. Haricinde Fatih Hoca ile istediği zaman istediği yerde görüşebilir. Ama hata yaptı. İnsanları kaybetmek kolay, kazanmak zor. Arda da değerli bir Galatasaraylı ifadelerini kullandı. Galatasaray'da göreve geldiğinde üst üste aldığı 3 mağlubiyetle kovulma noktasına gelen, ardından 2 beraberlikle kredisini uzatan Torrent, Göztepe ve Rize maçlarında gelen 6 puanla hem güven kazandı, hem takımı ateş hattından uzaklaştırdı, hem de yaklaşan Kongre öncesi elmasa nefes aldırdı. Değerli futbol severler, bugün sizlere gündemdeki en özel manşetleri aktardık. Futbol Plus'tan ayrılmayın, hoşçakalın.